Jack ne döndü mü? Jack ne dönüyor? Fatih Hoca yeni sezon planlamasında olacak. Yoğun maç takvimi gibi düşün. 40 maç. 40 maçta yeni transfer alacağın oyuncu sakatlanacak mı? Kulübü lig devam ederken geri çağıracak mı? Böyle bir kaygın yok. Senin oyuncun parasını zaten sen veriyorsun. Artı Jagne. Bu adam kolay kolay sakatlanan bir oyuncu değil. Evet. Falcao'nun da bütün bir sezonu nasıl götüreceğini bilmiyorsun. O yüzden Jagne gibi bir farklı özellikte. Hem Falcao ile aynı özelliklere sahip değil. Farklı bir alternatif olabilir. Jagne konusunda kesin karar verildi. Satılmayacak. Galatasaray'da kalacak. Kampa katılacak. Tabii tabii. Kalıyor. Belhanda'nın gitmesi durumunda Arda'nın 10 numara oynaması takımı olumsuz etkiler mi demiş Serkan Temiz. Bu en kötü senaryo. Rekart onu ilk 10 numara pozisyonuna çekmişti. Hatta 10 numaralı forma da verilmişti. Arda oyun zekası olarak evet o şeyi yapabilir ama fiziksel özellikleri itibariyle zor. 34-35 yaşında transfer olup çok başarılı olan oyuncular var. Ama Cristiano Ronaldo yani robot gibi yaşıyor. Şimdi o şekilde düzenli yaşayan profesyonelce yaşayan insanlar belli bir yaşta da hakikaten başarılı olurlar. Arda ile ilgili şu an sportif olarak ne vereceğini bilmiyoruz. Bir risk midir? Ekonomik anlamda yani 400 bin euro. 4 milyon TL belki fazla gibi gözükebilir ama 400 bin euro. Yaklaşık 400. Bir kırmızı daha geliyor. O yüzden tabii, tabii. Sürekli olarak. Yani ben şöyle diyeyim. Arkadaşlarımla bağlantıdayım. Sevgili Hakan, 10 numara pozisyonu için Arda fazla imser bir yaklaşım olur. Arda Galatasaray'da bir hamle oyuncusu olarak düşün. Galatasaray'da bir hamle oyuncusu olacaktır. Ama bir hamle oyuncusu olarak Arda Turan'ın kulübede olması bence sportif açıdan önemlidir. Yani en azından kulübe zenginliği açısından son derece iyi bir hamle diye düşünüyorum. Bugün bayağı iyi son dakikalar geliyor. Şimdi de bir son dakika daha geldi. Jailson ve Dorukhan takası nasıl olur demiş Emre Ergün. Yani bence Beşiktaş kabul etmez diye düşünüyorum yani ama hani Beşiktaş olduğu için de hani yönetimin nasıl böyle bir şeye tamam Caner'le Gökhan pekala da alın Beşiktaş'ı o zaman şey yapın. Yani Beşiktaş'ın iyilerini verin Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin oynatmadıklarını ya da faydalanmadıklarını da Beşiktaş'a böyle bir şey olmaz. Yani sonuçta Dorukhan Beşiktaş'ın çok önemli, çok kıymetli bir oyuncu. Beşiktaş'ın geleceği Beşiktaş'a Fatih Aksoy bile tartışılıyor. Bak yani ben Beşiktaş orta sahasına Fatih Aksoy'un Alanya'ya belki gitmesi söz konusu Wellington karşılığında oynaması zor kabul ediyorum. Ama sonuçta bu tarz genç oyuncuların bir şekilde Beşiktaş kadrosunda Beşiktaş'ın geleceği demek bunlar. Beşiktaş çünkü kuruşun hesabını yapmak zorunda. Dorukhan da ben en basit sen daha yakından takip ediyorsun. Beşiktaş Dorukhan'ı geçen yaz en kötü kaça satardı Hakan? Çok ciddi meblağları satardı. 8 milyon ama. Euro'ya Lazio'ya satar mıydı satmaz mıydı? Satardı. Satmadınız. Ama kimse böyle pandemi sürecine gireceğini veya bir futbolcu sakatlanacağını... Onu göreceksin. Yani bence de 8 milyon euro değil daha fazla olmalıydı. Elif Elmas'ın 16 milyon euro ettiği bir yerde Dorukhan da iyi bir para etmeliydi. Yani 8 milyon euro düşük bir rakamdı. Kabul ediyorum. O yüzden Jailson gibi ne oynadığı belli olmayan, stoperde saçmalayan, orta sahada zaman zaman verimli olan ama genel performansına baktığında Fenerbahçe'den çok da memnun olmadığı bir oyuncu karşılığında böylesine genç, böylesine Beşiktaş'a para kazandıracak bir oyuncu vermesi olmaz yani. Mantığa aykırı. Evet şimdi bir son dakikamız geliyor. Arkadaşlarımız hazırlıyorlar. Bugün... Ozan Tufan şey takası vardı. Böyle bir kim Ozan Tufan karşılığında Beşiktaş, Fenerbahçe'de kim takasıydı o? Ozan Tufan Laiç takası mı? Bak o mantıklı. Sanırım benim iki tarafta kazanır. Sevgili Güven biraz sesi yükseltmeniz lazım. Seni duymakta oldukça zorlanıyorum. Yani iki tarafta kazanır. Ozan mesela bana Jailson, Dorukhan takası ne kadar mantık dışı gelse de Laiç, Ozan Tufan takasında iki tarafında kazanacağını düşünüyorum. İki tarafta kazanır. Bir tane daha üst üste üç kırmızımız var program sonuna maşallah, kadar. Ne güzel. Saat inşallah yeter. Çok önemli kırmızılar geliyor. Ben Okan'a biriyen. Bir tanesi geldi. Evet. Ankara Gücü'nün forveti Orgil Antalyaspor'da 30 yaşındaki Jamaikalı forvetle 2 yıllık sözleşme imzalandı. Orgil bu sezon 29 maçta 5 gol, 2 asistlik bir performans gösterdi. 1.83 boyunda 30 yaşında Orgil. Orgil
hakikaten bu ligde gözün kapalı alacağın 10 tane böyle golcü şeyi yapsan direkt ilk 10'a girecek oyunculardan bir tanesi. Büyük takıma da bile ben yakıştırıyorum yani Orgil'i. Belki yaşından dolayı düşünülmeyebilir. Ama son derece atletik, gol vuruş yüzdesi yüksek. Birebir de bence yine son derece etkili. Orgil iyi bir transfer. Ankara Gücü için de bir kayıp tabii. Büyük bir kayıp. Sözleşmesi sona ermişti gerçi. 4 Ağustos'ta sözleşmesi sona ermiş. Antalyaspor seviyor böyle ön tarafta atletik oyuncuları. Tamer Hoca da seviyor. Antalyaspor'a uygun bir profil. Evet. İyi bir transfer hakikaten de. Şeye de seviniyorum bu arada. Yani ülke içerisinde yapılan bu oyuncu alışverişlerini de seviyorum Hakan. Yani para en azından dışarı gitmesin, böyle içeride dolaşsın. O da yani bu çok mümkün değil tabii. Günümüz futbolunda, günümüz futbol endüstrisinde. Ama Orgil'in burada kalacak olması yağıyor bugün. Bugün hakikaten ama iyi transfer. Bak Antalyaspor'un Nuri Şahin olsun, Orgil olsun, doğru hamleler. Ben şimdi aşağıdan bir yandan da sevgili Okan'la Güven'e mecbur onu telefondan irtibat kuruyorum. O yüzden ben de top çeviriyorum. Ben de yani çünkü bayağı bir yoğun geçiyor. Adil Demirbağ soruyorlar. Adana Demirspor'un stoperi, evet. Fatih Hoca izlettirmişti, beğenmişti. Galatasaray'la bir ilgisi var mı? Ya ben artık zor diye düşünüyorum. Galatasaray'da Ahmet Çalık'ın, Emin Bayram var. Şimdi Semih Kaya, sana basit bir soru Hakan. Evet. Türkiye'de serbest oyuncu pozisyonunda yerli stoper olarak alacağın bana 3 tane stoper sayar mısın? Ama kimler boşta şu anda tam olarak bilmiyorum. Yani 3 aşağı 5 yukarı biliyorsun. Gidip şeyi Çağlar oyuncu alamazsın. Çağlar zaten şeyde. Yok, boşta olan Barcelona'ya yani gidecek. Meri'yi de alamazsın. Boşta dediğin Merih için. Meri de zaten bir Juventus'ta direkt oynayacak. Kaan gitti zaten. Kaan o tren kaçtı. Şimdi Semih Kaya bonservisi yok. Serbest oyuncu. Şimdi ben soruyorum. Sevgili Hakan. Senin evet, futbol bilgine inanırım. Teşekkür ediyorum. Bonservisi elinde. Yaşı 28. Şampiyonlar Ligi, şampiyonlukları vesaire, şunları bunları var. Sparta Prag'dan geliyor. Sen ve Türk. Sen bu oyuncu alır mısın, almaz mısın? Alırım. Alırım. Heh. Neden almayayım? Semih Kaya çok önemli bir santrafor. Galatasaray almak zorunda mı? Hayır. Tam Galatasaray'ın evladı ama artık profesyonel diyor. Galatasaray Fatih Hoca ihtiyacım yoksa yoktur. Şu an Galatasaray'ın Semih'e ihtiyacı yoksa ben soruyorum. Başakşehir'in var mı sence? Yerli stoper. Bence var. Heh. Bence var. Trabzonspor'a gider mi? Hala Semih bence büyük Trabzonspor'da gider. Yani Trabzonspor'da da başarılı olursa. Bak Semih hala Fenerbahçe'de, işte orada Serdar'ı var, Sadık'ı var. En azından Fenerbahçe oraya da yabancı anlamında belki takviye yapacak. Ama Beşiktaş, Başakşehir, Trabzonspor gibi büyük takımların bence Semih'i görmesi lazım. Semih iyi bir oyuncu. Galatasaray taraftarı biraz böyle hani Semih'le ilgili akıllarında hep kötü anılar var ama bu çocuk hakikaten çok başarılı maçlarda oynadı. Ve kırmızı geldi. Çok ilginç bir gelişme. Ali Male Sivasspor'da, Balıkesirspor'da göstermiş olduğu performansa Trabzonspor'la da adı gündeme gelmişti Ali Male'nin. Fakat Sivasspor elini çabuk tuttu ve sözleşme imzalandı Manili futbolcuyla. Sivasspor biliyorsun iyi geçtiğimiz oyuncu. Yılda Ümraniye'den Apin'den Goya'yı kadrosuna katmıştı. Bu sene çok çok olumlu bir performans göstermişti. Yapıyoruz. Yine Ali Male benim izlediğim maçlarında çok üst düzey futbolcu ki sakatlanmadan önce Udinese'den yine ciddi bir sakatlık yaşadığı için aslında Balıkesirspor'a geldi ama tabii Balıkesirspor'un da bulup alması Ali Male'yi çok önemli bir olay bence burada. Sevgili Kadir Dağlı'yı tebrik etmek gerekiyor ki çok önemli transferlere imza atıyor. Rahmi olsun Trabzonspor'a giden. Ardından Sivasspor'a da Ali Male'yi gönderiyor. Çok önemli bir iş. Ali Male çok iyi futbolcu. Çok büyük transfer yapmış yine Sivasspor. İyi futbolcu. Hatta burada pandemi sürecinde evet, böyle orada evet. Balıkesir bağlantılarında hep üzerinde durduğumuz bir oyuncu. Sivasspor'un transfer politikası hakikaten de takdire şayan. Yani burada
karar verici ben kim yapıyor? Mecrum Başkan mı yapıyor yoksa direkt spor? Müthiş bir sistemleri var. Yıllardır. Oray Bey var. Sportif direktör. Rıza Hoca kalacak mı? Efendim? Kalacak. Oray Bey'le teknik heyet